Da. Yanında da gelinleri Yadigar Hanım varmış. Evet. Mehmet Bey hatta mısınız Mehmet Nazif Bey? Evet, Didem Hanım. Merhaba, ablanız burada. Merhaba. Ya onlar hep iftira atıyor Didem Hanım. Ben 20-30 yıl onların borcunu şeylerini hallettim. Şu anda varıp oraya bana iftira atıyorlar. Ne borcumuz? Bir gün. Babayın malını sattın aldın. Bir gün gelmediler babayın hocam. Malını sattın ödedin 20 gitti. Dönüm yer sattı adam borçtan çıktı bunlar gelmedi. Bayramdan bayrama geldi hocam. Sen sattırdın orayı sen. Ben her hafta hocam, oradaydım her hafta. Bunlar bizim Murat Eren var. Murat Eren, bu Doğan Eren. Bu ikisi sattırdı. Bankaya borç yaptırdı. Şimdi Mehmet Bey onlara gel. Mehmet bizim Beyciğim. Bizim derdimiz mal değil efendim, ki. Evet. Bir dakika Doğan Bey, sakin olun. Efendim. Şimdi biz mal mülk meselesine ona da geliriz ama ben çünkü şu evet. Ölümü babanız Allah rahmet eylesin size de başsağlığı dileyim mi? Size de başsağlığı dileyim değil mi? Sizin de babanız Allah sonuçta. Razı olsun. Tabii. Biz 20-30 evet. Yıldır arkadaş gibiydik babamdan. Belli arkadaş gibi olduğum belli. Ama özellikle eşinizi suçluyorlar Mehmet Bey. Evet. Yadigar Hanım olabilir miyim ben Yadigar Hanım'ı? Bir dakika hocam. Sağ olun, teşekkürler. Alo. Ha, Yadigar Hanım merhabalar canım. Evet canım ben bu oradaki mavi yağlıklı var ya beni kimliğimi çaldı kaçırttı beni hayatımı bitirdi. Neyi çaldı? Anladım. Beni şey kimlik, kaçırdı. Kimlik şeyimi oğlanlarla. Benim derdim babam. Babama ne yaptığınızı söyleyeceksiniz. Allah seni var ya sen dünyama. Yadigar Hanım bir sakin konuşalım mı canım? Şimdi 10 senedir ya 10 senedir. Yerim benim Didem Hanım sana ben bunu da bakıyordum. Bunu sen da cezanı çekeceksin. Aklımın ucundan bile gelmez. Sen ben cezanı çekeceksin. Mı? Yemek bile vermedim bir ben. Bir tabak yemek verdiysen onu da köpeğe götür. Babam yemeğini de yemiyordu. Evini mi süpürdü? Çamaşırını mı yıkar? Pervin Hanım bir saniye canım. Şimdi Yadigar Hanım siz kayınpederinize bakmamışsınız, dövmüşsünüz. Bağırmadan konuş ki ne... Eğer elim var ya bir köpeğe, bir kediye incitmem ben ya. Bir köpeğe bu... Bununla ilgili merak ettiklerim var Yadigar'cığım. Şimdi evet. O gün saat 12'de senin torunun, şey oğlum pardon Burhan büyük torun dedesini Furkan götürdü. Dut ağacının dibinde Hiç düşmüş. Dut ağacı. Dut ağacı değil canım benim. Evin bir kenarı öyle. Evin kenarına ayağa kaymıştım. Zaten tansiyon var, şeker var. Yalana bak. Ne diyeyim? Monoster var. Yalana bak. Beşlik Babamın var. Babamın ne şekeri var ne tansiyonu var. Üç sefer teşlik getirdi. Bak ben de yazıyor hepsi. Üç sefer. Tamam. Ama bir dakika Yadigar. Dur bağırma. Yadigar sakin konuşuyoruz. Şimdi bak sen doktorun raporundan benim gördüğüm kadarıyla ben sadece Pervin Hanım'ın anlattığını söylemiyorum. Ben de doktor raporu da var. Doktor diyor ki yüzünün sol tarafı şiş, burnu yamulmuş, kafasında üç tane delik var. Sol omuzunda çukur vardı. Kolları dirsekten aşağısına kadar derileri sıyrılmış, simsiyah. Ayak bileklerinde derileri yüzülmüş. Dolayısıyla her tarafı böyle çizik çizik bir düşmeyle bunlar olur mu ya? Yadigar? Şey olmuş, çırpılmış bu. Çırpılmış. Sonra mı çırpılmış canım? Olabilir, çırpılmış diyelim. Hadi gelen doktor acil 12'yi aradım. Acil 12 baktı. Kalp krizi geçirmiş dedi. Ama Yadigar Hanımcığım o kadar çırpınınca zaten kalp krizi geçiren insanlar biz de maalesef yakınlarımızı kalp krizinden kaybettik. Ben babamı Allah rahmet eylesin kalp krizinden kaybettim. Öyle çırpılmaz ki yani her tarafını delik belik alacak kadar. Ben burada domates diktiydim işte domates vardı domatesin dibine dövüyordum. Tamam. Sadece işte oradan geçti bana dedi ki elinde de bir şey var mıydı yok muydu bir kara poşet vardı. Evet. Evet. Bizim 20 senedir ben bunun geliniyim, bu adamın geliniyim. Söyleyeceksin. Bana babam o hale nasıl geldi söyleyeceksiniz. Ben sizi çağırdım. Babama ne yaptınız diye çağırdım. Söyleyeceksiniz, anlatacaksınız.
affetsin. Sen bana mı affettin ben? Sen beni mahvettin. Sana dedim televizyona kadar çıkacağım, bunu arayacağım dedim. Pervin Hanım. Daha açıklayacağım, biliyor musunuz bilmiyorum ama sizi daha fazla üzmek istemiyorum ama otopsi raporunda mide içerisinde sadece safra bulunmuş. Yani midesi babanız öldüğünde... Kusmuş. İshal olmuş, doldurmuş. Ama midesi de bomboşmuş. Yok ya, neye yiyip gelin, kusmuş hocam, kusmuş. Hepsini kusmuş o zaman. Tabii kusmuş. Değiştirmişler, başka sırt giydirmişler babama. Aklamışlar, paklamışlar. Bu vicdana sığar mı? Hadi söylesinler değiştirmedik diye. Oğlu dedi, oğlu, küçük oğlu. Dedemi temizledik biz dedi. Bunu duyan Nasıf da var, yeğenim. Ufuk da var, yeğenim. Dedemi temizledik dedi. Madem öyle niye elliyorsun ki kendiliğinden düşen adamı? Çağır ambulansı, götürsün. İsterse affedersin, ne yaparsa yapsın. Peki evi neden temizlediniz Yadigar Hanım? Dağıttım, tavayı da soktur. Getirdiyseniz söyleyeceksiniz. Bak iftira çok kötü, bak iftira etme. Bak ben doğru doğruyu söylüyorum, Allah kızarlı. Ben her şeyi gördüğüm gibi anlatıyorum. Sen de anlam, sen demedin mi bana? İftira çok kötü. Aşağıdan biri gelmişti babama işkence etmişti. Bir dakika, sakin olun, sakin olun. Çok kötü yapar bak. Yadigar Hanım, Yadigar Hanım, 22 senedir gelin olmuşsunuz. O gün peki evi neden temizlediniz peki Yadigar'cığım? Evi neden... Canım, yerim benim. Temizlik de ben yapmadım, bir şey de yapmadım. Dışarıda misafir bile geldi. Ev çamaşır suyu kokuyormuş ama. Ev çamaşır suyu kokuyormuş. Evi temizlemeyi kocam babam olmaya... İnan ki sen beni bir tanısan, sen beni vallahi bir tanısan. Valla ben tanışmak ben... isterim tabii ki. Lütfen ben sizi de buraya bekliyorum zaten. İddialara yanıt verin hepsine. Canım ama benim, bu arada... ben çay incitmemişim ben. Canım tabii, diyorum benim. Peki ben bir şey... Ben sana üstüne basmam. Gel ben. Buraya sen gel. Buraya gel. Burada hesaplaşalım senden. Allah seni ne var, ya, aynana yaptığını çekeceğim, avralına yaptığını çekeceğim sen. O evet. benim bileceğim şey. Sen babama yaptığımı söyleyeceksin. Hiç de asla. Kayınbabam bana ne dedi? Yemeğini bile yemezdi senin. Sen benim gelinimsin. Yemeğini köpeğin önüne dökerdi. Köpek yesin. İşte, bunda işte, zehir vardır diye. Yok. Onların asla aklı yok. Bu adam 10 senedir ne yiyip ne içiyorum. Getirirdi, kendi getirirdi. Bana gelin şunu bir şey dedi. Tabii tabii. Sizin lokantalara sorsalar ya babam ne yiyormuş. Seninle 1912'den beri konuşmuyordu o adam. Ne? Yemeği hadi, bile hadi. Yemiyordu. 1912 nasıl oluyor? Hadi. Annem öldükten sonra asla yiyordu. Sen gelmiyordun. Sen gelmiyordun. Gazeteledir. Beni ne yapacaksın? Çok... Aradın bile dayanamadın. Sana ne? İkinizin de düzeni yok. Sen kendi şeyine bak. Bir dakika. Gülseren Hanımcığım, değil mi? Yadigar Hanımcığım, pardon. Yadigar Hanım, bir dakika bekler misin? Telefon hattında Gülsüm Eren var. Gülsüm Eren, senin neyin oluyor Yadigar? Gülsüm Eren benim eşim. Ona çekildi o paralar işte. Bankadan para çekti adam. Dur. Diyor ki benim kayınpederimi öldürdüler diyor. Alo, hatta mısınız Gülsüm Hanım? Alo. Evet. Gülsüm Hanım, siz televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kısın lütfen. Televizyon sesini kısar mısın Gülsüm? Tamam, kıstım. Tamam Gülsüm'cüğüm, sen Yadigar Hanım'ın işte kayınpederini öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Evet evet. Biz kesin ve kanat eminiz ve orada söyledikleri hep yalan. Nasıl eminsin peki Gülsüm'cüğüm? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Komşularından öğrendik, duyduk. Etraftakilerden. Ne duydun, ne öğrendin söyler misin burada? Öldüğü gün saatte temizleyip aşağı kadar sürüklendiğini. Görmüş evet. Yani komşular, öyle mi? Evet, şahidimiz var. Peki Yadigar Hanım nasıl davranıyordu sizin kayınpederinize? Her gittiğimizde hırsız hırsız diye bize bağırıyordu. Kayınbabaya iftiralar atıyor, küfürler ediyordu. Sizi orada istemiyordu ya, aileden. İstemiyordu hocam, kesinlikle. Bir yaprak topluyorduk, zeytin topluyorduk, bize hırsız diyordu. Sizin babanızın, yani pardon, kayınpederinin şeyi babamın değil mi? Babamın yerine giremezdik biz, hırsız evet. Diye bağırırdı bize.
Peki Yadigar Hanım niye böyle yapıyordunuz aile üyelerine? O da canım benim 300 milyar oldu, kendiler gelmiyordu. Adam dedi ki ben bunlara ne yaptım da gelmiyor dedi adam. Adam ağladı, evin önünde çay içtik. İki gün evvel çay içtik, kahvaltı yaptık. Ya bir şey söyleyeceğim ki, Yadigar Hanım nasıl hayatın nasıl öldü? Bana o gün anlatır mısınız? Valla canım benim, ben gözümle görmedim yani. Allah sen şimdi, neredeydin? Sen neredeydin? Canım. Sen neredeydin? Ha? Sen neredeydin Yadigar'cığım? Ben domates diktim, gülüm biraz domatesine biber dikeydim. Tamam, ondan yalnız mıydı Duran Bey? Hayır, evinde yalnız gülüm. Çocuk gitti, bir gün demiş, tavuk yiyesin var demiş. Biz de dedik, tamam baba dedi, Mehmet alayım dedi, yapak dedi. Mantıza koyduk, pişirdik. Ona bir tabak Furkan Eren götürdük. Anne dedi, dedem dedi, elin şeyinden tuttum dedi, kolundan kalkmıyor dedi, düşük dedi. Bu kaçıncı düşüş? Bu bak, kaçıncı? Öğlen yemeği götürmüş. Ama öğlen yemeği götürdünüz. Yok. Hı? Öğlen yemeği değil bu. Ne zaman? Akşam yemeğinde görmüş çocuk. Yalan söylüyor. Aa, yalan söylüyor. Bütün gün görmediniz mi siz? Yalan söylüyor. Yok canım diyelim. Öğlen 7 saat olmuş. Yok gülüm yok. İftira atıyorlar. O iftira var ya. O iftiranın açılığı. Ölü katılığı oluşmuş. Ölüm örlükleri başlamış. Yalan. Didemanım. Saat bak. Didemanım beni dinliyor musun? Bir şey söyleyeceğim Yadigar'cığım. Akşam yemeği mi götürdün sen şeyi? Akşam yemeği saat 4 gibi gülüm. Akşam mantızı yaktık. Salata yaptım ben de. Gittin ne gördün? Tavuk pişirdim. Tamam. Ben gitmedim. Benim küçük oğlum var. 13 yaşında. Evet. 13 yaşında onu çok sever. Evlatlarından daha çok sever onu. Tamam. Furkan dedi mi? Oğlum derdi birbirlerine. Oğlum, kaçta götürdü? Sen bunu kaçta götürdüğünü söyle. Saat 4'te götürdü. 4'te. 4'te götürdü. Peki gidince çocuk ne görmüş orada? Yaşıyor muydu? Çocuk görmüş. Anne dedi, dedem dedi oraya düşmüş, yığılmış dedi. Bizi çağırdı çocuk, bağırdı çocuk. Oradan ağrıyor. Dudum oradan ağrıyor. Bağırdı. Anne, baba çabuk gelin. Dedem düşmüş, dedem kıpramıyor dedi çocuk. Yemeğe de almış eline çocuk geri. Hani babası yoktu? Hani Mehmet orada geri yoktu getirdi bahçede? Sen orada bana demedin mi? O gelik saat sen orada bana geldi demedin adam mi? Dörtte. Furkan gelmiş. Dinle dinle. Dinle. Furkan saat gelmiş sana demiş. Seni dinlemek istemiyorum. Sen affettin bunu. Dinleyeceğim. Furkan gelmiş sana söylemiş. Aksaray'dan geldi. Dedem yerde yatıyor demiş. Ya, düştüğü gibi kafalı demişsin. Adam seni evinden... seni kovdu. Seni. Beni kovmadı adam. Benden nasıl memnun olmasaydı. Siz durdurmadınız beni. Ben oraya ev bağırıyorsun bu kadar. Ben anlamadım evet, ki. Hiç anlaşılmıyor. Bak bağırınca anlaşılmıyor. Bağırın. Geldi geleli bizim hayatımızı mahvetti. Allah kustu mu bize? Tabii, yayın sesini kulağımdan almayın. Bu bir. Yayın sesi mutlaka kulağımda olsun. Almayın yerim lütfen. Yerim benim. Kustu bize. Bu kayınbabama kaynanamaz. Tek çevirdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Düşen adamın vücudunda bu kadar sıyrıklar, çukurlar. Görmedim. Ben. Derileri yüzülmüş doktor ya. Doktor görmüş. Sen doktor yaptın onu sen. Geç kalık. Sen yaptın. Doktor ne dedi? Bak abla doktor ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Doktor dedi ki bu adam saat 11'den beri ölmüş dedi. 11'den beri ölmüş. 11.30'da düşürükler. 11'den 12'den arasında düşmüş saat dedi. Saat 7.30'da can verik. 7.30'da. Ya bir şey söyleyeceğim. Düşmüştü. Hani bakıyordunuz bu adama bu kadar iyi bakıyordunuz. Ha. Saat 11'den akşam. Ben o gün de işte domatesli bir vardı işte. Domatesli ne bileyim ben böyle peki, olacağını biliyorum. Peki 4'te yemeğe götürmüş Didenem Hanım. Düştü domates demiş oğlum. Niye koşa koşa gidip ambulans aramamış? Niye koşa koşa ambulans aramamış? Kız saat 4'te aradık. Ne aradın? Ben akşam 7'de vardım. 7.30'da ambulans oradaydı. Cenaze aracı oradaydı. Jandarma oradaydı. Bir dakika. Yadigar, siz saat 4'te ambulansı aradınız. Ambulans 3.5 saat sonra mı geldi? Gülüm neredeyse akşam ezanı okunup giderdi işte. Olur mu ya? Niye geldi? 3.5 saat ne kadar mesafesi var? Yani yaptığın şeyler o kadar sanmıyor ki. Sen yaptın. Sen ne yaptın? Çocuklarımız bak sesine. Furkan her şeyi biliyor. Furkan dedemi temizledik dedi ya. Babamın affedersin idrar kokusundan geçilmezdi baba. Sedirde yatıyor. Meydan boya
yeni samanı yastık sandığından çıkarmış, sermişler boydan boya. Evin içine koya, ev temiz görünsün. Sizin Tayfun diye bir abiniz, kardeşiniz evet. var mı? Tayfun Bey de hattaymış, onu hemen bir deneyeyim. Tayfun Bey, siz de babanızın öldürüldüğünü düşünüyormuşsunuz galiba. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, Hanım. Teşekkür ederim. Siz de babanızın öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Aynen öyle Didem Hanım. Neden öldürdü o zaman Yadigar Hanım öldürdüyse? Çünkü benim duyumlarıma göre sürekli babama eziyet ettiklerini söylüyorlardı. Sürekli eziyet ediyorlarmış, öyle mi? Kim yapıyor? Aynen öyle. Ha. Bunlar kendi aralarında mal paylaşıyorlar, işte tarlayı ölçtürüyorlar. Babamı zorluyorlarmış satalım, alalım diye. Peki yani öldürünce ellerinde ne geçti? Hiçbir şey. Öldürünce hiçbir şey geçti. Ulan babama oldu. Olan, canını verdi, malını vermedi. Kanlar içinde gitti. Poşet içinde gömdü, gidiyor mu dedem? Nasıl poşet Allah, içinde? Niye? Zaten dağınıktı, otopsiye. Poşet içinde gömdüm babama. Şey. Değer miydi? Dünya malla değer miydi? Bana diyorlar mal derdin değil. Ben babamın derdine düşmüşüm. Yeter ki o adam rahat yatsın. İnan ki Didem Hanım, savcı işi diye defa suç duyusunda bulundum. Şikayette bulundum. Dedim vazgeçeyim artık, ölen öldü, yaşlı. Ne zaman vazgeçsem babam rüyama giriyor. Vazgeçme diyor ya. Ay vazgeçme. Ay canım benim durma, ya. Durma durma durma. En son buraya size geldim. Ay ben de. Önce Allah'a sonra size sığındım. Elimizden bunu gelelim. Kim yaptıysa çıksın artık, yeter. O da rahat yatsın. Ben 9 aydır uyumamışım. Bak gece bile otelde uyumamışım, yorgun ay olduğum halde. Tamam peki yeter. Ben onlar da buraya gelsinler bakalım. Yani gerçekten olacak iş değil. Mercan da bir kötü oldu, farkındayım. Böyle babasının rüyasına yeter giren babasını düşünüyor. Farkındayım, Mercan da öyle. Hemşehrisini bunları duyunca o da çok üzüldü. Bir araya... We'll be right back.